Başım alır giderdim, her şeyi dert ederdim. Bilmem neyi beklerdim, isyanlarım tuttu mu? Başım alır giderdim. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok heyecanlıyız. Bugün yepyeni, dop dolu bir programla karşınızdayız TVM ekranlarında. Bu programı yalnız sunmuyorum. Gördüğünüz gibi program partnerim Aydoğan Arslanca. Aydoğan'cığım. Efendim Kader. Ben de şöyle oturayım. Tabii, gel istersen otur. Efendim, gerçekten Türkiye'de ilklerden biriyiz. Kesinlikle bu programla, ilk olacak bu projeyle. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen TVM izleyenlerine sevgilerimi, saygılarımızı gönderiyoruz ve ben de stüdyomuza gelen sevgili izleyicilerimize, seyircilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Vallahi gerçekten bu arada çok fazla heyecanımız var. İlk programımız inşallah. Evet, gerçekten aşırı evet, heyecanlıyız. Kesinlikle. Allah yardımcımız olsun diyoruz ve bugünkü konuklarımız Çılgın Sedat bizlerle beraber olacak ve Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı Beyefendi bizlerle beraber olacak ki muhteşem bir saraydan bahsedeceğiz kendisiyle. Öncelikle konuklarımızı yavaş yavaş alalım. Çağıralım değil mi? Bence de evet. Ama almadan önce stüdyomuz çiçek bahçesi gibi. Kesinlikle. Bir o kadar da dışarıda var. Bir teşekkür edelim. Edelim, evet. Ali Mulhan abimiz çiçek göndermiş. Adıyamanlı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Evet, evet. Yunus Atmaca ve Yücel Atmaca Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyoruz. Beyaz Ay Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, evet. Banu kardeşim Almanya'dan, seni seviyorum, çiçeklerin için çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Banu'ya.
Serhat Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mado Marmara Park teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü. Selamlar olsun kendilerine. Cengiz Düz Beyefendi'ye, Musa Kanal Beyefendi'ye, Süleyman Akbay, Zafer Taşdemir ve Nur Erdem Beyefendi. Nur. Nur Hanım Efendi'ye, evet, Nur Erdem Hanımefendi'ye evet, çok teşekkür kendisine ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çiçeklerinden dolayı sağ olsunlar. Evet, belediye başkanımız Lokman Çağcı Beyefendi aramıza katıldılar. Kocaman alkışlarınızla ben başkanımızı yerine davet etmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Çok bugün teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Böyle spontan gelişen bir programımız var. Sizi böyle evet, alıp bir rahat ettireceğiz. Üzerine de sanatçı konuğum Çılgın Sedat'ı alacağız. Bir şarkı evet, dinleyeceğiz. Daha sonrasında sohbete devam aynen, edeceğiz. Aynen. Evet, şimdi sizler alkışlıyorsunuz. O gerçekten benim can dostum, her şeyim. Bir telefonumda her zaman yanımda olan insan. Onunla da birçok şey konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz ki oğlu Sıraç engelli kardeşimiz. Çılgın Sedat'ın da yaşadığı hayatında bir sürü zorluklar var. Bunları da paylaşacağız ama öncelikle dostluğu için çok teşekkür ediyorum. Sizler kocaman alkışlarsanız Çılgın Sedat karşınızda. Yazdım, çizdim, okudum. Ama ben sana bir türlü seni nasıl sevdiğimi anlatamadım, anlatamadım, anlayamadım. Bak yavrum, kısaca özettiğim ben seni nasıl sevmiştim. Ben seni namlunun ucundaki bir kurşun gibi sevdim. Bir keresinde hasmım senin yüzünden beni sol omzumdan vurdu. Ama biliyor musun, senin canımı yaktığın kadar acıtmadı. Aslında önce ben davrandım. Fakat seni kurşun gibi sevmişim ya, onun ya beynine ya yüreğine sıkarım diye o tetiğe basamadım, Allahsız.
Ben seni Onamlu'nun tetiği gibi bildim ve öyle sevdim. Bir keresinde çok darlandım, kafama dayadım. Sonra aklıma geldi. Hakkın verdiği canı hak alır. Bir de seni kurda kuşa çakala yem ederim diye yine o tetiğe basamadım. Hani derler ya, at avrat silah. Ben seni namusum, silahım gibi sevdim. Ne kimseye çektim, ne de kimseye gösterdim. Silah edep ar namustur. Ne ul orta yerde keyfe keder gösterilir, ne de kimseye emanet edilir. İşte ben seni böyle sevmiştim, böyle sevmiştim. Seni son kez kör bir kuyuya Allah'ına kadar sıkıyorum. Kimse görmeden de gömüyorum. Sana ne yazacak, ne de söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama bu gece son defa içiyorum. Bu sefer şerefine değil, şerefsizine, şerefsiz! Ben her gece sarhoş değildim. Bana içirenler utansın. Köşelerde berduş değil. Sağlık. Başkanıma hiç sırtımı dönemem. Evet, evet başkanımız o benim burada. Önce başkanım, sonra futbolcu arkadaşım, abim. Ondan da bahsedeceğiz zaten. Çok iyi bir kesinlikle sporcu. Kesinlikle bahsedeceğiz. Çok kaliteli bir insan bir kere ya. Ben size kesinlikle anlatacağım. Öyle. En iyi tanıyanlardan biri benim, söyleyeyim. Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz başkanımıza rica ettik ve bizi yalnız bırakmadı ilk programımızda. Hayırlı olsun. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Rabbim çok sağ olun. Utandırmasın. Amin inşallah. Yani gönüllerimize su serpip böyle... Biz acıtasyondan yana değiliz. Kesinlikle. Asla değiliz. Sizin de o zihniyetle olmadığınızı asla bildiğimiz için zaten kaderin bir sözüyle. Önce kader için, kader benim için çok değerli zaten. Teşekkür ve ediyorum. Aynı şekilde. TVM ailesi artık kapıda girerken zaten bizim dostumuz geldi. Evet, sağ olsun. Gerçekten. Başkanım, herkes ben de, orada başta da. Bu projeye inanıp, bu sosyal projenin yanında destek verip, bizlere inanıp, başta Sayın Mehmet Ali Yılmaz başkanımız olmak üzere Soner Yılmaz beyefendiye ve Engin Vardar beyefendiye çok teşekkür ediyorum ki hala bu saatte bizim burada yanımızdalar. Ne mutlu bize. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Farkındayız evet diyerek. Ve aslında başkanımızı çok kısa vakti var. Çok tekerlekli sandalyeler dağıttı. Çok. Bence başkanımız direkt çok şeyler yapmış. Başlayın. Çok hayırlı işlere imza atmış. Ben bir ama çok bulundum. Kısa vakti var. Çünkü cenazemiz yani var. Başınız sağ olsun başkanım. Sağ olun. Bir memur, genç bir memur kardeşimiz. 35 yaşında rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah taksir genç yaşta affetsin gidenleri işte. Rabbim çok affedecek seviyor. Yani çok seviyor. Ondan dolayı demek ki iyice ekmek olsun, su başını bu kadar. Başını sağ olsun başkanım. Sabır versin. Evet. Ben sizi aslında çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Kestim. Aslında ben sizi çağırırken ve anons ederken vaktiniz çok kısa olduğu için bu şekilde davet ettim ama şöyle davet etmeyi planlıyordum. Diyecektim ki Türkiye'mizde ve İstanbul'umuzda o kadar değerli, o kadar güzel saraylarımız var ki ama işte bunlardan yine en önemlisi, en anlamlı saraylarımızdan bir tanesi Bağcılar Engelli Sarayımız. Evet. Ve kendisi de başkanımız bu sarayımızın mimarı diyerek çağırmak istiyordum sizi ama bunu da burada yine söylemek ve tekrar etmek istedim. İnşallah, inşallah. Hoş geldiniz başkanım tekrar. Ben tabii Sedat Bey kardeşimizle ikimiz de genç duruyoruz en azından. Çok şükür. Kesinlikle Sedat öyle. Bey kardeşim gençsiniz benden zaten çok genç de. Estağfurullah. Ve birçok sosyal sorumluluk projesine birlikte imza attık ve ne zaman dediniz ya alo desem gelir diye. Her aynı zaman, şey evet, bizim için de geçerli. Demek ki Sedat kardeşimizin özünde var o koşarak gelme konusu. Zaten kesinlikle çok iyi de koştuğuna ben kefilim. Kesinlikle başkanım çok golleriyle ve bizim yaz spor okullarımızda gençlere verdiğimiz hizmetlerin hepsinde destek oldu sağ Allah olsunlar. Allah razı olsun ne mutlu. Ben öncelikle ben anlatacağım arkadan başkanım size. Ben öncelikle çok büyük kıymetli abimiz hemşerim Mehmet Ali Yılmaz abimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir camiye olduğunu bir kez daha gösterdi. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Her şeyden önce anlamlı bir isimle bu işe başlıyor olmanız farkındayız. Kesinlikle diyorsunuz. Evet. Farkında olabilmek. Her şeyin özü
bu cümlede yatıyor. Kesinlikle. Eğer farkı fark edebilseydik biz yıllarca bu ülkede bunların hiçbirini çekmezdik. Feyzullah abimiz diyorum, kurucu belediye başkanımız ki birçok güzellikleri 8 yıl başkan yardımcılığını yaparak gördüm. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 14 yıldır belediyeciyim. Bağcılar'da okullarda okudum. Ve 37 yıldır Bağcılar'da yaşıyorum. Evet. Ve Bağcılar'ın serüven geliş sürecindeki o çileli yılları yaşayan da birisi olduğum için ilk farkındalık konusu bizde 17 yıl önce başlamıştı. Bakın. Ne güzel. Bir tane anne iki tane engelli çocuğunu iki koltuğun altına alıyor ve hastaneye götürüyor. İmkan da yok, yol da yok, çamur tarlalarda. O zaman ilk işimiz 17 yıl önce hastanelere servis koyarak başlamıştı. Bugün Allah'a çok şükür hükümetimizin çalışmalarıyla ülkemizde ciddi anlamda gelişmeler var. Artık yatalak yaşlılarımız beni kim bakacak diye düşünmüyor. Yarışıyorlar hatta bir asgari ücret maaş veriliyor. Bugünleri görebilmek. Aslında toplumda engelliler sonradan oluşmadı. Esas evet, engelliler o insanları göremedi. Göremeyenler engellidir bana göre. Bakın. Evet. Çok doğru. Ve çok doğru. Bağcılar'da biz yine 17 yıl önce bir araştırma yaptık. Yaşayan insanları, Bağcılar'daki hemşehrilerimizi bir görelim. Durumları nedir? Hastası, işte tahsili, okuma yazması ve o ciddi kampanyaların içerisinde Bağcılar'da 11.500 engelli tespit etmiştik. Evet, biz de bu rakamları takip ettik. Ve engelli masamızı kurarak ilk başladık. Yine 17 yıl önce. Büyük bir rehabilitasyon merkezi yaptık. 5 katlı. Şimdi sarayın da gölgesinde kaldı aslında. O da bir farklı bir hizmet evet. Türkiye için. Rehabilitasyon öncelikle ben sesimden var. Dolayı özür diliyorum herkesten. Günde 20 yerde konuşturuyorlar bizi. Süreç, hızlı bir tabii süreç yaşıyoruz. Bir de mahallenin çocuğu olmasının da farklılığı var. Herkes görmek istiyor. Ben şaşırdım başkanım. Bugün burada olmanıza gerçekten gülüyorum. Buradan iki programa yani daha gideceğim. Allah razı olsun. Ama bu benim için çok önemli. Bakınız. Burada yanına gittiğiniz Muhammed'im. Evet. İki kolu yok. Ondaki kardeşimiz. Uğur çok yani, okulumuzdan Bağcılar Engelli Sarayımızdan orada. Uğur. Muhammed Uğur, Muhammed Uğur'dur ismi de. Evet. Uğur'umuz ve iki adıyla kolu olmadan maşallah. Azmin nelere zaferi. Kadir olduğunu gösteren bir kardeşimizdir. Çok yetenekli evladımızdır. Çocuğumuzdur. Bizim Bağcılar'da bugün itibariyle evinde hiçbir engelli kalmadı. Evet başkanım ben onu soracağım. Mesela siz bu projeye evet başlıyoruz böyle bir proje yapacağız dediğinizde 11.500 engelliden bahsettik aşağı yukarı. Çok katıdır. Şu hayır çok hayır Bağcılar, Bağcılar'dan bahsediyorum. Destek duyan engelli. Tabii kendi ihtiyaçlarını görenler vesaireler var zaten. Evet, Bağcılar evet. 752 bin nüfusuyla yani, İstanbul'un en büyük ilçesi. Tabii ki. Tabii 17 ki. Yıl önce. O rakamdı. Hayır, hayır, 17 yıl önce o rakamdı. Şimdi? Hayır, şimdi 14 binlerde belki ama şunu söylüyorum. Türkiye'de %10'a orantılarsanız 72 bin olması lazım Bağcılar'da. Evet. Ama burada tabii kalp hastası veya kolu olmayan kısmen. Ya biz ihtiyaç duyan engelliyi anladım. Söylüyoruz. Evet başkanım. Birebir ihtiyaç duyan. Benim de merak ettiğim mesela ben çünkü Engelliler Sarayı'nı ziyaret ettim. Böyle muhteşem bir yer görmedim hayatımda. Öncelikle tebrik ediyorum sizi başkanım. Ya evlerinden çıkmayan engelli dostlarımız varmış. Siz nasıl ulaştınız bu insanlara? Nasıl bu saraya getirdiniz? Öncelikle Bağcılar'da 200 bin hane var. Evet. Tüm hanelere giderek ihtiyaçlarını ve fiziki durumlarını, hastalık türlerini hepsini bir araştırma raporu haline getirdik. Oradan yola çıktık. Bir de her gün sokaklardayız. Onların hallerini ve durumlarını görüyoruz. Ve Bağcılar'da engellileri sosyal hayata kazandırırken çok çile çekmedik. Ama öyle bizim mi? Geçmişte çok büyük bir hatamız var Türkiye olarak. O da şu, yıllarca mafya rolünde, kötü evet. rollerde, dilenci rolünde hep engeller oynatıldı evet. bu ülkede biliyor hala musunuz? Hala var, hala var. Ve evet, bakın maalesef. bu gerçekten istismardı. Bu bizim sahip çıkmamızla şu anda o istismarların önüne geçildi. Evet, ne mutlu, ne güzel. Rehabilitasyon merkezimizde tüm imkanları görürken bir ihtiyaç daha duyduk. Şimdi 17 yaşına geldiğinde engellileri devlet okulunda mezun ediyor. Rehabilitasyonlar diyor ki artık rehabilitasyon süresi bitti. Esas 17 yaşın sonunda özellikle zihinsel engelli olanlar, aileler bunları ne yapar? Evet. Ortopedik engelli olanlar.
Ve birçokları da biliyor musunuz toplumun bakış açısından dolayı utandığı için dışarı çıkamıyor. Maalesef i̇şte böyle bir en büyük iş aslında burada ailelere düşüyor. Tabii. Benim oğlum CP'li, serebral palsi. Biliyorum, beyin çok iyi felci biliyorum. Demek serebral palsi. Benim oğlum 8 yaşında oturamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor. Ama biz çok sosyaliz. Yani alışveriş merkezlerinde, dışarıda, parkta, her yerde gezdiriyoruz. Hiçbir zaman eve kapatmadık. Ne kadar burada güzel. Belediyeler birçok şey yapmak isteyen dernekler var. Maalesef bazı aileler, kaynaklanıyor. Ya ben şunları yaşadım. Yıllardır bunun araştırmasını yapıyorum. Rehabilitasyon merkezinde işte devletin o dönemler 414 TL kişi başına verdiği rakam vardı misal veriyorum eğitim için. 200'ünü bana ver. Gerisini sen al, ben oğlumu, çocuğumu getirmeyeceğim diyen bir sürü aileler var. Şu an onlar kesinlikle da vazgeçiyor. Devlet kesinlikle kurumlara ödüyor. Ve rehabilitasyon merkezlerinde bu. De tabii, tabii. Bunu yapanlar vardı. Ben bunların savaşını çok maalesef, verdim başkanım. Maalesef. Yani bir ara rehabilitasyon merkezlerinin denetlenme sebeplerinden bir tanesiyimdir. Bağıra bağıra yani konuşa konuşa ben çocuğumu rehabilitasyon merkezine götürmedim. Evde hep terapi verdi. Evet, hep evde terapi aldım. Çünkü oraya gidiyorsun yok, oraya gidiyorsun yok. Hep böyle ailelere burada iş düşüyor. Aileler evet, çocukları eve kapatmayacak. Bakın, tabii çok şükür İstanbul'a yani. İstanbul'a bakın bir tane engelli dilenci bulamazsınız. Çok güzel bir duruma geldik. Bakın. Ama maalesef o küçük çocukları hala sokaklara çıkartan kıyamıyorsunuz. Evet. Hani peçete maalesef, satıyor. Maalesef. Ha işte bu onlar sefer onlar başlar. Mevcut. Ama işte hala kıyamıyoruz ama yani biz kıyamadığımız sürece bu hep devam edecek. Maalesef. Yani bunun arkasına inanın normal sigortalı çalışan bir insandan veya memurdan daha fazla para aylık kazanıyorlar, alıyorlar biliyor musunuz? Evet. Bu da kolay hayata dönüyor. E gidin evet. Belediyeler zaten birçok kapı açıyor size. Çok ben kapısının kapalı olduğunu görmedim başkanımın. Git kapıyı vurmana gerek yok yani. Selamünaleyküm ben geldim de hani öyle tabii bir yer. Tabii ki tabii ki. Şimdi bu kadar destek saat. Varken. Bakın ben cep telefonum. Twitter profilimde de var. Twitter profilimde cep telefonum var. Hiç de rahatsız olmuyorum. Ne kadar tam güzel. Aksine çok huzurluyum. Çünkü Bağcılar'da herkes benim telefonumu bilir. Ne güzel. Demek ki beni aramadıklarına ben göre problem yok. Ben, hayır Twitter'da var. Facebook'a, Twitter'a, internete, Google'a sorsunlar. Lokman Çağrıcı'nın cep telefonu diye herkes i̇şte ulaşır. Böyle bir belediye başkanımız bu çok var önemli, Bağcılar'da. Biliyor musunuz? Ne mutlu bize. Şimdi Bağcılar'da bize neler kazandırdı? Bakın Engelliler Sarayı. Ben 6 tane ülkeyi gezdim. Avrupa ülkelerini burayı evet. yapmak için. Bir yerde gidiyorsunuz meslek kursları. Bir yerde gidiyorsunuz rehabilitasyon havuzları. Bir tarafta gidiyorsunuz işte onların alt yapı sistemleri beyaz oda, karanlık oda vesaire. Evet. Şimdi bizdeki tamamının bir arada olduğu dünyada bir benzeri yok. Zaten Engelliler Sarayı da Türkiye'de ve Avrupa'da tek yer evet, değil 20, mi? 16.500 metrekare kapalı alanı var. 35 tane içinde atölyesi var. Dikiş nakışından ahşapına mantar yetiştirici, kültür mantar yetiştirici kursu var. Evet biliyorum başkanım. Ve kuaförlük kursu var, dil kursu var. En son yaptığımız hizmet ne biliyor musunuz? Ve bir tane kızımız 28 yıl kekelediğini söylerken ağladı. 6 ayda 650 kekemeyi sıfır tedavi ettik. Maşallah ne güzel bakın. Maşallah ve başkanım. Ve bunu biz bir hastalık olarak biliyoruz. Ve bunun şeyi de çok maliyetli tedavisi. Öyle mi? Tabii 5.000 lira. Eski parayla 5 milyar bir kekemenin tabii tedavisi. Tabii ki çok maliyetli bir şey. Ve biz 6 ayda 650 kekemeyi sıfıra indirgedik. Tebrik ediyoruz başkanım. Bağcılar'da bir tane kekeme kalmayana kadar bu hizmetimiz ne devam edecek. Tebrikler başkanım. Peki bundan sonraki projeleriniz ve burada nelerdir? Şunu özellikle söyleyeyim. Tabii tabii buyurun. Meslek kursları 35 değişik branşta. Fiziki durumu müsait olanlar iş yerlerinde işe yerleştiriliyor. Fiziki İstihdam durumu çalışmak için müsait olmayan. Bakın Senem kızımız aynı zamanda şairdir biliyor musunuz? Şimdi şairlik kursu açtı. Neydi adı Senemciğim? Yazarlık atölyesi. Tabii. Engelliler Sarayı'nda. Burada fiziki durumu müsait olmayanlar da orada 1000 metrekare bir de çarşı oluşturduk. Ürettiklerini satıyorlar. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nın ürettikleri şu an mağazalarda satılıyor. Aynı zamanda para da kazanabiliyorlar. Tabii. İş istihdamı sağlayabiliyorsunuz. Tüm masraflar bana ait. Malzeme alımı da dahil. Tüm gelirleri size onlara ait. Peki başkanım oraya. Ve şu anda 10 tane servis aracı engellileri her gün evinden alıp evine bırakıyor. Burada yüzme havuzu. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon havuzu bende. Her evet. türlü hidroterapinin yapılabildiği. Ve burada ayrıca amalar için kütüphaneden baskı, matbaaya kadar. Hepsi bünyesinde. Birçok şey mevcut. Ve buranın içerisinde ayrıca psikologlar var. Türkiye'nin tek engelli anaokulu bende.
Nasıl böyle bir karar aldınız başkanım? Türkiye'nin tek engelli anaokulu. Ve evet, özellikle dikkat ederseniz ortopedik engelli kişiler genelde obezite oluyorlar. Evet. Türkiye'nin son sistem tek engelli spor merkezi bende. Tekerlekli sandalye her türlü fiziki olarak hangi engel grubunda olursa olsun her türlü imkan Türkiye'de, spor Avrupa'da son sistem donatılmış sen durumda bizde. Sen engeller sarayını. Gitmen gerekiyor olmaz. Böyle muhteşem i̇şte bir alamaz. İnşallah. Her şey mevcut. Peki olur, engellerimiz inşallah. İçin, engelli dostlarımız için Sedat başkanım. Sedat Bey bir şey söylemişti. Hayır nasıl? Ben dedim ki hani nereden böyle bir karar aldınız? Neden? Şimdi. Hani, neden denmez ama hani evet, nasıl böyle bir karar aldınız? Hani, ne sebep sizi evet. oraya götürdü? Tabii ki. Servisle başladık dedim ya. Daha sonra rehabilitasyon merkezimiz var. 5 katlı. Evet. Orası evet, ayrıca hizmet görüyor. Her türlü. Ayrı yani bir bugün, yer orası. Bakın Bağcılar Devlet Hastaneleri de var artık. Bağcılar'da engelliler hiç Bağcılar dışına çıkmıyor. Daha sonra 17 yaşından sonra devlet okulda tahsilini tamamladı diyor bırakıyor. Şimdi onunla ilgili meslek kursları var. Ama yakın bir bölgede yok. Devletimizin yine yaptığı. Onlardan da biz Bağcılar'da aynı bünyede açtık. Rehabilitasyon merkezleri de 17 yaştan sonra biliyorsunuz almıyor. 18'i doldurdu mu? O da bitiyor. O da bitiyor. Evet. Ondan sonra kendi ayaklarını 17-18 yaşından sonra ne yaparlar dedik. Ve böyle bir merkezi. Şimdi 7'den 70'e herkese orada sosyal mekan var. Bir defa biz sabah evinden alıyoruz, akşam evine bırakıyoruz. O ailelerin sevinci öyle muhteşem ki onların bekleme salonlarında çocuklarını gururla el işi yaparak bekliyorlar. Biz hepsine şahit olduk. O güzelliği gidip yerinde gördük. Hakikaten benim çok için de bir rehabilitasyon merkezi oldu. Bakın her gün gidiyorum. Orada onlarla bilardo oynuyorum. Tenis oynuyorum. Masa tenisi mutlaka var. Her şey kızdığım var. Kızdığım zaman oraya gidiyorum. Şükretmek için. Peki başkanım ben burada bir şey sormak istiyorum size. Bu sarayımızda bu kurslar sadece engelli dostlarımız için mi yoksa engelli dostlarımızın aileleri de faydalanabiliyor mu? Bakın bu? Çok iyi bir şey sordunuz. Evet. Esas bir de engelli aileleri çok önemli. Tabii. Bilinçsizlikten engel ilerliyor. Buna en güzel örneğini siz yaşıyorsunuz başımızda. Evet. Bilinçsizlikten. Öncelikle engelli ve engelli aileleri. Ailenin rehabilitesi çok önemli. Tabii ki. Çok. Onu o kesinlikle. Merkezde yine aynı çok. Şekilde evet. yapıyoruz. Ve şimdi bir de günübirlik bir yer hazırlıyoruz. Engeller için. Psikiyatristler var yani değil var, mi? Var var. Tabii psikologlar hepsi var. Bir merkez, şimdi bir yer daha hazırlıyoruz. Günübirlik misafirhane. Şimdi engellisi olan pazara gidecek gidemiyor. Bir düğünü var gidemiyor. Bir yere gidemiyor. Günübirlik sabah getirecek oraya bırakacak. Öyle mi? Tabii akşamleyin alacak. Türkiye'de bu da çok çok yerde. Evet kesinlikle. Bu da çok ince bir detay. Hayalimizdeki hep düşündüğümüz şeydi bu. Tabii. Mesela ben şöyle söyleyeyim. 9 yıllık evliliğimizde 9 yıllık evlilikte 5 gün bir kere tatile çıkabildim eşimle ikimiz. 5 gün gidebildik. 6. İşte. Gün yine döndük. Ya bırakamıyorsunuz. Tabii olmuyor. Ki hiçbir evet, şekilde bırakamazsınız. Annem babam, anneannesi, babaannesi, dedesi hepsi çok iyi bakıyor ama olmuyor yine i̇şte olmuyor. Aklın kalıyor olmaz. Yine kalıyor. Bir de burada yani. Bakın, bir de burada engelliler diğer engellilere birer rehabilite oluyor. Koşarak geliyorlar. Evet. Şimdi evet. bizim o merkezde ne var? Hele hele spor var ya engelli evet. için. Bu akşam burada yok. Bir Hamide kızımız var. Hepsi birbirinden güzel de. Zübeyde'si var, hepsi, Hamide'si hepsi var. Hepsi tanıştık. En son evet. Ruh Antalya bir maraton yapıldı engellerle alakalı. Kadınlarda da, erkeklerde de birinci ve ikinci Bağcılar. Maşallah. Avrasya maratonunda 42 kilometre tekerlekli sandalyeyle Avrasya birincisi, ikincisi, üçüncüsü Bağcılar. Bağcılar. Yıllardır. İşte bu çok 52 büyük bir yıldır, gurur. Bakın 52 yıldır. Biz Engelliler Spor Kulübü'nü de kurduk. Evet. 52 yıldır Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Tekerlekli sandalyeli atletizm. 52 yıldır. Geçen yıl Türkiye'ye ilk defa madalyayı bizim kızımız getirdi. Helal olsun. Bakın bunun bir mazisi. 6 yıl önce bu kızımız evinde mahkumdu. 6 yılda oradaki rehabilite ve azmi kızımızı Avrupa şampiyonu yaptı. İşte, evine bir ziyarete gittiğimizde inşallah geldiğinizde beraber ziyaret i̇nşallah ederiz. Evinin her tarafı madalyayla dolu. Ne güzel. Engeller basketbol takımımız var. Tekerlekli evet, sandalye. Muhteşem Türkiye ikinciliklerinde evet. mücadele ediyorlar. Bu sene 8'de 8 yaptılar. Maşallah. Muhteşemler birinci lige çıkıyoruz. Hayranım onlara. Deplasmanda bile en son aldıkları sonuç 112'ye 15 Sedatçığım. Bu kadar maşallah. Da ezilmez. Şimdi bizler engelli aileleri olarak, engelli insanlar zaten hep melektir.
ve Allah-u Teala'nın inanıp güvendiği, emanet ettiği insanlarızdır. Bize şefaatçi olacaklardır. Hani evet. Aynen. İnşallah aynen. Emanete aynen. ihanet etmeden bakanlar için söylüyorum. Evet. Bir de maalesef emanete ihanet eden aileler var. Allah onlara yardım etsin. Siz Abi. De bu konuda başkanım hani bizlerden belki çok daha öndeki bir yerdesiniz. Yani Allah demek ki Rabbim size de böyle bir yol nasip etmiş. Allah'ın bir başkanı. İnşallah, inşallah hep yani böyle olur. Şimdi hayır ben sürekli bu aileleri hep ziyaretlere giderim. Gittiğimde söylediğim bir şey var. Engelliye sen kıymetini çok iyi bil ki böyle bir annen ve baban var sana bakıyor. Tabii ki. Evet. Veya kardeşim var. Ona da derim ki Allah'ın bir lütfudur sana o biliyor musun derim. Bu kesinlikle. Bir imtihandır. Bizler şanslıyız. Kesinlikle. Yani ben öyle düşünüyorum başkanım. Gerçekten kesinlikle bizler çok yani. Zor. Mesela ben her sünnet düğününe gittiğimde baba oğlu çıkartıp oynattığımda içimden ağlayarak okurum böyle o şarkıyı. Çünkü hani hak bilir ama tabii ki bizim mesela oğlumuza yani hep yürüyemeyeceğini söylerler. Allah bilir tabii ne zaman ne olacağı ama yine de bilir. Yine de mesela Siraç bizim için çok başka bir lütuf. Yağız var mesela 3,5 yaşında bir oğlum daha var. Geçen Gülben Ergen'in programındaydım. Diyor ki senin bu diyor çocuksa diyor ben benimkileri IQ testine sokacağım. O çok fena. O da başka. Yani, o da Rabbim, başka. Rabbim bana iki tane çok önemli nimet nasip etmiş. Yani kesinlikle. Bunların değerini Allah bilmek bağışlasın. Lazım. Engelli ailelere bir de bizim en çok kızdığımız başkanım, ben engelli ailesi olarak konuşuyorum bunu çünkü. En çok kızdığımız hani bize dışarıda çocuğumu gezdirirken bir insanın hani böyle o tuhaf bakışlar. Ya sıradan davranın. Benim için ben gider, ben Uğur'a öyle yaptım. Ne haber lan dedim. Uzat bakayım dedim, tokalaş ayağını uzat. Uğur'a geleceğiz, Uğur'a başkanımızın anlaştım. Çok vakti olmadığı için. Satacak şimdi. Uğur'a geleceğiz. Şimdi Uğur'a zaten hazırlık yapıyoruz. Sergi açacağız. Bekliyoruz. Öyleymiş. Şimdi ben geleceğiz. Alıyorum başkanım. Söz başkanım. Tamam. Ben sergi de bir açacağız Uğur'a. Ben de bir şey rica ediyorum başkanım. Yardımcılarınızla beraber bir şey yapalım böyle. Güzel bir orada o kardeşlerimize bir gece ayarlayalım. Biz kaderle gelip Abdullah güzel Bey şarkılarımızı de burada, duydu onu. Söyleyelim. Orada İnşallah onlara güzel bir gece yapalım. Yapacağız. Aynen öyle. Biz seve seve hemen hazırlayın. Biz elimizden ne gelirse yanınızdayız. İnşallah biz de orada çok güzel de bir mekanımız var. 750 kişi alıyoruz sarayın içerisinde. Evet. Böyle evet. Bu her türlü bu etkinlikleri de yapıyoruz. Bunu kısa sürede yapalım başkanım. Bir de bizim aşıklarımız da var. Engelliler Sarayımızın müzik grubu da var. Sen evet evet kardeşim. Onlar da konuklarımız. Tabii Bağcılar Engelli onlar, Sarayı bakın, bizimle. Engelli müzik grubumuz, engelli folklorumuz var. Engelli tiyatrocularımız var. Folklor grubunu görmen gerekiyor mesela. Sedat. Mesela, muhteşemler folklor grubu. Onları da izledim. Yakın zamanda bunu biz bunu organize edelim başkanım. Güzel bir gün inşallah yapalım. Tamam. Sizinleyiz. Her hafta, zaman sizinleyiz. Hafta. Her zaman. Şu var bakın. İnsan yeryüzünde Allah'ın yarattığı en kutsal varlık. Kesinlikle. Hele hele size ve bize bu kutsal varlığa hizmet etmeyi Allah nasip etmiş. Biz, tamam. Bizim için de büyük bir kesinlikle. Siz çok büyük hizmetlere... Hep beraber. Çok... Hayır sizin de sizin de. Biz her zaman yani herkes olduğu yerin gerçekten kıymetini bildiği sürece bu ülkede hiçbir şey... Kesinlikle öyle. Eskisi gibi olmaz. Biz İnsanın tekrar teşekkür ediyoruz ki böyle sonra. Güzel işlere imza attığınız için, böyle güzel projelere imza Şimdi, attığınız için. Şimdi Bağcılar'da İstanbul'un en büyük metroları geliyor. 5 tane metro. Şimdi metro istasyonlarında satış yerleri açıyorum onlara. Çok güzel. Bağcılar Süper. Meydan'da, Bağcılar Meydan'da onlara satış yeri koydum. Süper Metronun başkanım. Tam yeter ki. Bir evet. de ne var biliyor musunuz? Engelliler Sarayı'na girdiğinde eline yaptıklarını eline tutan ben yaptım diye koşuşuyor. İşte bu en büyük sistemimizi mutluluk. Öyle bir kurmuşuz ki hangi ürünü, hangi engelli üretmişse barkodunda belli. Satıldığı zaman onun hesabına gidiyor. Ne güzel. İşte böyle şey. Bu başka bir şey, başka bir mutlu. Şey ne güzel, ne mutlu. Çok 35 kılmış. Tane atölye var. Bir şey söyleyeyim mi? Çok 35 güzel. Tane. 12 tane derslik var. Evet, 12 tane derslik. Bunlar büyük 35'e büyük yakın meslek. 35 tane meslek evet. kursları evet, var. Evet. Ve orada inanılmaz bir güzellik. Kesinlikle. Zaten birazdan VTR'lerimizde de Bağcılar Engeller Sarayımızda çektiğimiz görüntülerimiz var. Bunlara yer vereceğiz başkanım. Bakın bir defa hiçbir para hesabı yapmayız. Ama inanın Allah misli misli bize karşılığını veriyor. Verir. Her Kesinlikle. Ay 1,5 trilyon eski parayla onlara para harcıyorum. Bağcılarla hemşehrilerimizin hayrını yapıyorum. Ve gönlüm o kadar rahat ki misli misli Allah bize huzur veriyor. Verir. Hiçbir Verir. Çalışanıma ne borcum ne mutlu, yok. Ne mutlu Alın terini kurumadan vermişim. Ne Allah mutlu başkanım. Taş dokundurmak başkanım ben bir şey daha soracağım size. Sizce fikrinizi almak istiyorum. Diğer belediyelerde
engelli dostlarımız için yeterince çalışıyorlar mı sizce? Şimdi her belediye mutlaka bir şeyler yapıyor. Ama şu var biliyor musunuz? Eğer bir ilçede, bir belediyede huzur ve mutluluğu hedefliyorsa insanlar, evet, her engelli, engelsiz, genç, çocuk, kadın, erkek hiçbir fark gözetmeksizin adaletli davranmak zorunda. Evet. Bakın adaletli davranmak kesinlikle zorunda. Kesinlikle. Doğru, biz çok doğru. Kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık yaptık aradaki farkı kapatmak için. Şu an aradaki fark kapandı Bağcılar. Evet. Şu an aradaki fark kapandı. Herkes bir şeyler mutlaka yapıyor. Ama ne dedim? 5 katlı rehabilitasyon merkezim var zaten. Evet. Bu bile ilçe belediyelerinde yok hiçbirinde. Büyükşehir'de var bir tek. Evet. Ve onu ona rağmen engeller sarayını yapmışız. Evet. Bakın. Ne mutlu, ne mutlu. Ama biz Bağcılar'da çok mutluyuz. O farkı fark zaten ettiriyorlar. Zaten bunu kesinlikle siz de fark ettiriyorsunuz Bağcılar halkının ve engelli dostlarımızın ne kadar mutlu olduğunu. Birçok soru hazırlamıştık aslında sizinle. Çok sağ, çok inşallah sohbet edecektik ben, ama özellikle, sözünüzü alıyorum ben bakın, tekrar ben başkanım. Bakın ben özellikle yoğun programlar filan değil. Ben de hiçbir zaman bu programınızın heyecanını paylaşmak için geldim. Allah razı çok olsun. Sağ olun. Sizleri tebrik bize etmek için geldim. Çok teşekkür ederim. Eğer başkanım bir insana, bir engelliye heyecan verebiliyorsam İki elim kanda da olsa koşarım. Allah başkanım ben son Allah bir soru daha alabilir olsun miyim sizden? Hay hay. Türkiye Beyaz Ay Derneği ile ortaklaşa başlatmış olduğunuz bir projeniz varmış. Evet. Kısaca bu proje ile ilgili de bir hangisi bilgi alabilir miyiz? Proje bu en son proje var Aydan'cığım. Evet, başkanımızın çok vakti çok evet kısıtlı. Yok, çünkü cenazemiz bakın var. Biz Türkiye Yemek Yarışması yaptık. Engellilerin. Bölge bölge. Evet. O merkezimizde. Birçok sanatçı arkadaşımız tabii, bakın, katıldı. Geçen yıl 25 ülkenin katıldığı dünya yemek yarışmasında bizim engelliler, engelli grubunda dünya birincisi oldu. Maşallah. Çok birincilikler var. Ve çok. Beyaz Ay Derneği ile yine farkındalık projeleri üretiyoruz. Evet. Bir talimat vermişim Bağcılar'da arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza. Tabii öncelikle ben hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki. O Engeller tabii Sarayı'nda parayla yapılmış faydalı, o işler. Tabii ki. Bakın faydalı orada var, parayla da çalışan mesai arkadaşlarımıza. Hepsi bu ekip işi bir defa. Kesinlikle. Bakın bir talimat vermişimdir. Akıllarından, hayallerinden ne geçiyorsa yapacaksınız diye. Ben engellilerle balık tutmaya gittim. Engellilerle boğaza balık tutmaya gittik. Engellilerle Kastamonu'ya gittik. Kastamonu Üniversitesi ile su altı dalışı yaptık. Engellilerle. Evet. Bakın engellilerle İstanbul'un tarihi turistik yerlerinin tamamını gezdik. En son projelerden bir tanesi de amaları adalara gezdirdik. Adaları. Ne dediler biliyor musun? Hissettik. İşte bu başka bir şey. Hissettik. Hissetmek. Bugün haberlerde ne izledik biliyor musunuz akşam? Bir engelli ama arkadaşımızı döverek cebinden parasını alan 2 tane vatandaş, insan. Vatandaş mı, insan mı dersiniz, ne dersiniz? Haberlerde ah, ah, izledik. Ah. Birazdan yine var bir mi konu var. Ben başkanımızı uğurladıktan sonra o çok konuya gireceğim. Var da bugün dediğiniz çok, gibi ben devam çok, ederim başkanım. Çok hay sorularım hay vardı başkanıma ama başkanım sözünü alayım ben. Bağcılar'da onda kesin. Tamam, her sözümüzü zaman aldık. Her istediğiniz zaman Allah bir engelliyi mutlu başkanım etmekse ben orada maddi ve manevi Allah varım. Razı çok olsun. Teşekkür çok ederim. Maddi ve manevi başkanım varım. Benim Bağcılar'a hedefim Bağcılar'da herkes mutlu olana kadar hizmet etmek. Sonuna kadar ha, devam diyorsunuz. Bu demek ki 50 yıl belediye başkanlığı yapacağım anlamına gelmez. Bu arada benim sülalemin yarısı orada oturuyor başkanım. Akrabaları tanıyorum. Tabii. Tanıyorum. Başkanım tekrar evet çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Ayaklarınıza TVM sağlık. TVM ailesine teşekkür için ediyorum. Programımıza farkındalık. Kesinlikle. Biz farkındayız. Farkında renk olabilmek. Biz de beraber meselenin inşallah hepsi herkes bu, farkında musun olsun. Bana göre engelli, engelliyi görmeyendir. Kesinlikle. Biz engelsiz bir yaşam Allah için farkındayız buradan diyoruz. Buradan sağlam kapıya çıkacağımızı hiç kimsenin garantisi yok. Evet. Evet. Kaza kesinlikle ve kader. Kesinlikle öyle başkanım. Mutlaka her engelli haline şükrediyor. Niye? Ondan daha kötüsü var. Sonsuz tabii şükür. Tabii. Sonsuz şükür. Daha kötüsü çok var. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Biz sizi uğurlarken bir reklama pas atalım. Çok bir reklamlarımızı ediyoruz izleyelim. O sırada da sizi uğurlayalım. Teşekkür ederim.